Merhaba, Üsküdar Üniversitesi Kariyer Merkezi Direktörlüğü tarafından hazırlanan programımızda bu hafta yine bir mezunumuzu davet ettik, konuk alıyoruz. Bahattin Gökten bizlerle beraber, kendisi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan mezun ve aynı zamanda Sezgi Psikoloji'de kurucu olarak çalışma hayatına devam ediyor. Hoş geldiniz. Merhaba Remzi Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok mersi. Ben sizi böyle bir giriş cümlesiyle tanıttım kısaca ama detaylı olarak sizden dinleyebilir miyiz? Az evvel siz de söylediniz. Klinik psikoloji alanında çalışıyorum. Sezgi Psikoloji'nin kurucusuyum. Ekibimle beraber endüstri ve klinik alanda önemli çalışmalar yürüttüğümüz bir işletmemiz. Ve mesleğimizi icra ettiğimiz aslında yuvamız bir anlamda baktığımızda. 1970 yılında Karadeniz Ereğli'de doğdum. Üç kardeşim olan bir aileye sahibiz beraber. Beş kişilik bir aileydik. Değişik bir kariyer gelişimim var. Lisede endüstri meslek lisesinde okuyup sonradan psikolojiye merak salarak işaretlediğim ve 7. tercih olarak kazandığım bir bölüm. İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandım. Ve çok da mutluyum. İyi ki de kazanmışım mesleğimi. Kişiliğimle mesleğimin uyumlu olduğunu gittikçe fark ediyorum. Ve merak ve keşif duygum onun için çok artıyor. Mesleğime daha yöneliyorum. Genç arkadaşlara da kendi kişiliklerine yönelik meslekleri niye uyumlu seçmeleriyle alakalı öğüdü de buradan verebiliriz. Yaşam sevinci ve keşif ve mutluluk duygusu veriyor, merak duygusu yaratıyor. Bu anlamda kendimi şanslı hissediyorum. Hayatım boyunca bir şekilde üretimin içinde oldum, yani çalıştım. Lise hayatında da amcalarım esnaf, da onların yanında çalıştım. Üniversitede hem okudum hem çalıştım. Bunlar sadece maddi zorluklar nedeniyle değildi, aynı zamanda bir üretimin içinde olma haliydi. Üniversite bitmeden mesleğimle ilgili çalışmaya başlamıştım. Bir endüstri danışmanlığı yapan, yönetim ilişkileri danışmanlığı yapan bir firmada. Ondan sonra eğitim ve klinik alana doğru yöneldim. Özellikle kamuda çalıştığım, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda çalıştığım, mesleğimi subay olarak yaptığım bir kariyerimde böyle bir bölüm de var. Ondan sonra da emekli oldum 2009 yılında ve klinik alandaki çalışmalarımı özellikle Sezgi Psikolojisi bünyesinde devam ettirmeye başladım ve halen devam ediyor. Böyle bir kendimi anlatacağım bir alanım var. Sorularınızı da daha zenginleştirebiliriz isterseniz. Süper. Biz sizinle yayın öncesinde kısa bir sohbet etme şansını yakaladık. Orada da belirtmiştiniz. Gayet renkli bir profil, renkli bir hayat hikayesi. Şimdi kişisel kariyer yolculuğunuz tabirini kullanmak gerekirse içerisinde çok renkli bir kariyer yolculuğu var. Evet. Küçük yaşlardan çalışmaya başlanmış olması, işte balıkçılık, psikoloji, endüstri meslek lisesi hayatınıza girmiş, akabinde subaylık var. Bayağı renkli ve geniş bir planlama. Planlama da demeyelim aslında. Bunlar sanırım hayat içerisinde size sunulmuş ya da siz onlardan bazı dönemlerde zevk almayı bilmişsiniz. Tecrübe ederek, onları tadarak. Ve sanırım oradaki renklilik, hayatınızdaki renklilik olsa gerek, sizi beslediği için de ne yapacağınızı belki erken yaşlardan fark ettiniz. Diyebilir miyiz bilmiyorum ama. Çok önemli bir konunun altını çizdiniz. Renkli olma hali. İnsanın heves duygusu renkli olma potansiyelini de beraberinde getiriyor. O heves duygumuzu biraz işin içine matematiğe katıp hedefe dönüştürdüğümüzde denemelerimiz başlıyor. Onlarla ilgili meraklarımız bizi denemeye yöneltiyor. Anlamaya çalışıyoruz, çabalıyoruz ve buluşuyorsak onun üzerine bir şeyler bina etmeye çalışıyoruz. Benim de hep böyle oldu. Yani mesela erken yaşlardan itibaren mecburiyetim olmamasına rağmen, o amcamın, camcı olan amcam vardı, kabzımalı olan, yani pazarda sebze meyve satan amcam vardı. Onların dükkanlarında gidip ben mal satardım, bağırırdım domates, patlıcan diye, işte cam takardım. Dayımın ağaç işleriyle uğraşan bir atölyesi vardı. Orada ustadan çırak olarak el kırıklığı öğrendik. Yani keser, el becerileriniz gelişmiş. Fena değildir. Evet, çivi, keser, bunları tut, testere bunları tutmayı öğrendik. Bunlar tabii hep beni sonradan bakıyorum ki, özellikle klinik psikolog olduktan sonra anlıyorum ki kişiliğimde ve hayatla ilgili bağımda çok şey öğretmiş bana. Ama o güzel olan o değil mi zaten? Siz zaten yaşayan hayatın içindeymişsiniz. Evet, evet. Yani kenardan izleyen bir insan olmak yerine ya da
İşte ben ailenin içerisinde bir ailenin üyesiyim. Hı-hı. İşte amcamlar şunu söyledi, teyzemler şunu söyledi, komşu, tecrübe sahibi komşumdan şunu duydum. Duymak yerine siz bizzat içinde yaşamışsınız zaten. Evet, sizi beslemiş hayat. Besledi, çok isabetli bir söz. Biraz da şans faktörü de var diyebiliriz. Kesinlikle ama. Var, kesinlikle var. Yani bu sadece benim çabamla oluştu, ben yarattım dediğim bir noktada olamam tabii ki. Şansın yarattığı bir unsur var. Ama bu şansı da ben önemli görüyorum. Şansı ben gelen bir dalga olarak görürüm. Bir sörfçü o dalganın üzerinde onu yakalar ve kendini onun keyfiyle beraber sürükler. Ama bazıları da o dalgayı yakalayamaz ve dalganın içinde boğulabilir veya atlayabilir. Galiba dalgayı yakaladım diye düşünüyorum. O noktada çok da mütevazı olmayayım. Böyle bir şanslı tarafımı kullandım diye düşünüyorum. Biraz sonra o şansın neler olduğunu detaylarını da izleyenlerle paylaşacağız. Peki... Endüstri Meslek Lisesi ayrı bir dünya, teknik eleman yetiştiren bir dünya. Ve siz lisede, lisansta psikoloji okuyorsunuz. Evet. Nasıl birleşti zihninizde? Vallahi çok ilginç bir şey. Ben Endüstri Meslek Lisesi'ne bir kalabalık bir ailede büyüdük. Yani büyük bir yerde, büyük babamın, babamın babasının işte 14-15 odalı bir evi vardı. Orada biz 3, onun amcamlar, babamlar 4 kardeş, bir amcam başka bir evde oturuyor, biz 3 amcalarım, babam dahil oradayız. 9 tane de erkek torun var. Bir aradayız ve benden büyük amca çocuklarımın hepsi Endüstri Meslek Lisesi elektronik bölümünü kazanmıştı. Ve orada okuyorlardı. Böyle sanki bir gelenek olmuş gibiydi. Ben de oraya girdim. Benden sonra kardeşim de oraya girdi. Ondan sonra bir kuzenim daha oraya girdi. Yani 5 kişi biz Endüstri Meslek Lisesi elektronik bölümünü. Aile geleneği diyelim. Gibi zaman. Yani büyük aile geleneği. Fakat ben üniversite, yani lisede bile 2. 3. sınıftan itibaren ya tamam güzel ben bunu yapıyorum ama radyo falan bile yapmıştık, transistörlü radyo falan. Ben dedim başka bir, benim yönümüm başka. Üniversite sınavına hazırlanma süreci başlayınca Halk Kütüphanesi'ne gittim. Orada ders çalışıyorum. Bir elime ÖSYM'nin hazırladığı meslekleri tanıtan bir kitapçık geçti. Orada da yarım sayfa bir psikoloji bölümünü okumuştum. O dönemde de Dallas diye bir dizi var. Orada Suellen var, J.R.'ın karısı. Alkolik halde ve tedavi görüyor. Orada da bir psikologla görüşüyor. Böyle aklımızda kalmış. Orada kitapçı, J.R.'daki o J.R.'ın karısına psikolojik destek hizmeti veren psikolog. Bunlar herhalde bende özdeşim yarattı. Kişiliğim de yatkındı. Arkadaşlık arası ilişkide zaten daha zaten insanların içerisindesiniz. İçerisindeyim. Ve ben yazdım orayı. Dediğim gibi 7. tercihti. Diğerleri hukuk vesaireydi. Onları çok isteyerek yazmamıştım. Hani en iyiler nedir diye yazılır ya, öyle yazmıştım. Biraz İçinde etiket şey olsun diyebilir miyiz? Etiketten ziyade o dönemde geçerliydi. Yani iş bulmak gibi bir öncelik vardı. Şu anda da var aslında. Evet. İşte hukuk, uluslararası ilişkiler çok popülerdi o zamanlar. Onları yazdım. 7. tercihe de psikolojiyi yazdım. Yani evdekiler bile haberleri yoktu. Kazandığıma çok sevindim. Yani takla atmıştım hatta, hatırlıyorum böyle. Çok keyif almıştım. Çok güzel bir üniversitede okudum, İstanbul Üniversitesi'nde. İstanbul'un merkezinde okudum. Hayat bana çok şey öğretti. Orada da çalıştım. Yani turizm organizasyonu işi yaptım, aynı zamanda anketörlükler yaptım. Okulum çok keyifliydi. Bunlar öğrencilik süreçte. Öğrencilikte, lisansta. Ondan sonra zaten 4. sınıfın 2. döneminden itibaren de profesyonel hayatın ilk iş deneyimi olan bir özel sektörde yönetim ilişkileri danışmanlığı yapan bir özel sektörde personel seçimi ve yerleştirmesi bölümünde işe başladım. Yetiştirilmek üzere yönetici adayı veya ilk çalışan diye. Sağ olsun Ali İhsan Poyraz vardı sahibi, o beni işe almıştı. O da bana çok şey kattı. Ondan sonra süreç az evvel anlattığım zenginleşmeyle devam etti. Kamudan sonra o dönemde başlayan şirketlere yönelik endüstri psikolojisi çalışmalarım, yönetici seçimi, yerleştirmesi, yönetim ilişkileri eğitim programı halen devam ediyorum. Ulusal ve uluslararası şirkete bu danışmanlıkları hala veriyorum. Uzun soluklu olanları da var, daha proje bazlı olanları da var. Ve klinik alanım. İkisi beraber gitti. Aslında şu anda günümüzde endüstriyel klinik psikoloji diye bir alan var. Çok kıymetli bir alan. İşletmelerdeki çalışanların ruh sağlığının etkinliği üzerinden iş performansının ve verimliliğinin çıktığını söyleyebiliriz. Bunu destek sağlayan, bunu organize eden bir çalışma alanı aslında. Endüstriyel klinik psikoloji, endüstri psikolojisi ile klinik psikolojinin bir arada harmanlandığı bir alan. Bu da yoğun olarak çalıştığım alanlardan bir tanesi. Şimdi bu aşamaya geldiğimizde aslında size şunu sormak istemiştim.
yüksek lisans programınızı bitirdikten sonra ki çalışma alanları, ama ondan öncesinde şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi az önce şunu söylemiştim ben, evet şans da hayatınızda var olmuş. Ama şans mı yoksa araştırma mı? Şu an kafamda onun ikilemi var. Çünkü az önce şunu söylediniz, ders çalışmak için kütüphaneye gittiğimde meslek kitapçıkları elime geçti. Evet, aradım, şimdi bu bildi buldum kenarda. Arada, evet. Bir de üniversiteyi bitirdikten sonra, lisans programı bitirdikten sonra bir iş ilanı gördüm. Evet, dediniz. Evet. O da, onu da hayat size vermiş. Evet. Bu hayattaki bazı karşılaşmalarınız şans mıdır acaba, yoksa sizin bireysel anlamda istediğiniz bir şey için yaptığınız araştırma çalışmaları mıdır? Bence her ikisi. Yani bütün hayatın zaten iki seçenekten ibaret olduğunu düşünmüyorum. İki seçeneğin bir araya gelmesinden onlarca alternatif ortaya çıkıyor. Yani bazılarında birinci seçenek çok hakimken ikinci seçeneği garnitür olarak kullanıyorsunuz gibi bakabiliriz, bazılarında farklı. Benim için ise ben üniversiteye 4. sınıftan itibaren her hafta sonu Hürriyet gazetesini almaya başlamıştım. O zaman onun İK ekleri yeni yeni çıkıyordu. Hı hı. Özel İK ekleri bayağı bir çıkardı, böyle dünya kadar ilan olurdu orada. Orada da o Poyraz Müşavirliği'nin ilanlarına ben CV göndermiştim. Ki gönderme dediniz, o zaman mektupla gönderiyorsunuz veya gidip kendiniz elden bizzat teslim ediyorsunuz. Ben mektupla göndermiştim. Birkaç yere daha göndermiştim öyle. Çok da umudum yoktu doğrusu. Aradılar ve mülakata şimdi baktığımda biraz da özellikle son 20-25 yıldan beri mülakat yapan biri olarak da kendime baktığımda sanırım kendimi iyi sunmuşum orada, onu görüyorum. İstediğimi, o işi istediğimi ifade etmiştim. Üniversite mezunu olup deneyimsiz olmama rağmen motivasyonumun güçlü olduğunu sanırım aksettirmiştim seçiciye. Ve beni Ali İhsan Poyraz Bey ile tanıştırdı seçici kişi. İlk eleyen kişi ve ona da kendimi iyi anlattığımı düşünüyorum. Hakikaten işi istiyordum ama yani bu rol olarak yaptığım bir şey değildi. Mülakatta böyle davranılır diye sunduğum bir iletişim sistemi değildi. Gerçekten gönlümden geçtiği ve isteyerek yaptığım bir işti. Ve tanımıştım işi. Yani öncesini araştırmıştım. Gittiğim firma ne, kaç yıldan beri var, onları o zaman internet falan da yok. Evet. Telefonla araştırıyorsunuz, gazetelerden okuyorsunuz. Kolay değil yani. Ve ne iş yapar, ne demektir, kütüphane, üniversitenin kütüphanesine gittim, baktım bir şeylere, işte yönetim ilişkileri danışmanlığı yapıyor, Harvard'dan mezun sahibi, ne demektir o, neler yapılıyor burada. Ve sorularına da bu şekilde cevap verdim. Dolayısıyla bir şans size geliyor, aslında siz ona bakarsanız görüyorsunuz, birinci aşama bu. Evet, geliyor, şans diye bir şey var. Farkında olmak, görmek. Ama ona bakarsanız onu görüyorsunuz, gördüğünüz şeyi merak ve keşif duygusuyla incelemeye başlıyorsunuz. Değerlendiriyorsunuz. Evet, size uygun olup olmadığını anlıyorsunuz. Ondan sonra tam olmuşluğa gerek yok. %51 olmuşluk diyorum ben ona, bir girişimcilik için. %51'i yakaladığınız zaman hemen girişimciliğinizi yapmanız gerekiyor. Bir de o %51 sanırım içinden gelen ses sizi yönlendiriyor. Evet, yönlendiriyor. Bazen böyle %100 olmuşluğa, her şeyin tam olmuşluğunu beklemeye gerek yok hayatta. Yani bir şekilde makul bir olurluğu gördüğünüzde süreci yolda öğreniyorsunuz. Zaten yani hissediyor insan onu. Ben bunu yapabilirimin diğer anlamı bana göre zaten içeriden gelen hissiyat. Evet. Zaten araştırmışsınız vesaire, orada birazcık yatkınlığınız olduğunu zaten keşfetmişsiniz. Evet. O zaman söylediğiniz şeyler çok değerli şeyler. Bir, fırsatı görmek. Evet. Ve onu değerlendirebilmek. Evet, onu incelemek. Dolayısıyla şans faktörünü ben burada eliyorum. Hı-hı. İnsan kendi şansını kendi yaratır diyebiliyoruz o diyebiliriz. Zaman. Şans geliyor. Değerlendirmek çok önemli. Evet, orada işi bitiyor şansın. Yani bana sağlayacağı katkının sınırı o. Ondan sonrası benim yaptıklarımla alakalı süreç ve o yaptıklarımın karşı tarafla buluşmasını yönetme kapasitemle alakalı bir kavram. Fırsatları değerlendirmekle alakalı süper bir kavram. Bu küçük parantezden sonra tekrar ana soruma döneyim isterseniz. Teşekkürler ayrıca detay içinde. Klinik psikoloji yüksek lisansı bitirdik ve arkasından çalışma hayatına başladık. Ama bunun çalışma farklı alanları var, biliyoruz. Onları biraz kısaca değinsek. Çünkü endüstri psikolojisi, endüstri klinik psikolojisi vesaire, örgütsel psikolojisi, spor psikolojisi vesaire gibi alanlar var. Evet. Birazcık onlara değinirsek sizin tecrübelerinizle beraber. Aslında lisanstan sonra ben çalışma hayatına başladım.
iki tane yüksek lisans yaptım. Bir tanesi Marmara Üniversitesi'nde psikolojik danışma ve rehberlikte 2006 yılında. Sonrasında da 2017 yılında Üsküdar'da klinik psikoloji yüksek lisansını bitirdim. Çift yüksek lisansım var. Ama çalışma hayatıma bu lisans da tamamladıktan sonraki alanlarda zaten devam ediyordum. Ve klinik hizmetim benim aşağı yukarı 20-22 yıldan beri var. Zaten psikolojik danışma ve rehberliğin öncesinde Silahlı Kuvvetler'de Deniz Sesi ve Deniz Arp Okulu'nda psikolojik değerlendirme bölüm başkanlığı yapmıştık. Görevim var. Orada da göreve de devam ettim. Hem çalışan hem yönetici olarak. Onlarınla devam ederken yürüttüğüm uzmanlık alanları bunlar. Dolayısıyla bizler gençlere de mesela burada söylediğim şu vardır. İlla ki bir şeyi bitirdiğiniz zaman başlamanıza gerek yok. Makul, yasaların el verdiği oranda ve kendi kapasitenizin yettiği oranda bir şeylere başlayın. Onun akademik gereğini sonradan da tamamlarsınız. Yani bir okul bitirmek, yüksek lisans, lisans, doktora neyse bir yaşı olan bir şey değil. Bu çok söylenir ama gerçekten böyle. Her yaşta uygulama yaparken de bunları tamamlayabilirsiniz. Hmm. Dolayısıyla ben lisansı bitirdiği andan itibaren arkadaşlarımızın hangi mesleği icra edeceklerse, hatta bitirmeden önce gönüllü stajlarla başlasınlar, merak etsinler ve hakikaten ilk şeyleri bir maddi gelir elde etmek olmayabilir. Verirlerse ne güzel ama vermezlerse öğrenmek, deneyimsel öğrenmek en büyük zaten yatırımları olacaktır kendilerine. Geçmiş yıllarda biz kendi öğrencilerimiz için de bunu tavsiye ediyorduk tam bu sizin söylediğinizi. Hangi mesleği, tabii o daha genel anlamdaydı. Orada meslek seçimi konusuydu ama bunun için de geçerli olabilir sanırım. Alt dallarını, alt dallarında çalışan yetkililerin ofislerine gidebilirler, kliniklerine gidebilirler. Bir ya da iki gün onlarla beraber full time geçirebilirler. Evet. Çünkü o alanda çalışacaklarsa, mesela ergen psikolojisi, git arkadaşım iki gün onlarla beraber çal kapıyı, ben geldim, bu alanı seçmek istiyorum ama önce pratiğini görmem gerekiyor. Ne kadar örtüşüyoruz anlamında. Git iki gün geçir, beraber zaman geçir. Mesai yapıyormuş gibi. Çünkü karşılaşılan problemler, farklılıklar yaratabilir. Güzelliklerin o hazzı nasıl yaşandığı belki gözlemlenebilir. Tabii yasalar çerçevesinde gizlilik vesaire var ama. Tabii mahremiyeti korumak, etik mahremiyeti korumak gibi önemli. Ama en azından bir kıyısından köşesinden tecrübe sahibi olabilirler. Biz de tavsiye ediyorduk. Siz de aynen bunu söylediğiniz için şu an çok mutlu oldum. Tabii yani deneyimsel öğrenme gerçekten kalıcı öğrenme. Yani bilgiyi almak mümkün olabiliyor. Üniversite sınavı bile öyle değil mi? Çalışıyorsunuz, bilgiyi alıyorsunuz. Ama sınavda o bilgiyi kağıda dökmediğinizde aldığınız bilginin bir hükmü yok. Dolayısıyla bilgi dediğimiz şey deneyime dönüştüğü zaman bize kazanım olarak geliyor. Yoksa bilgiyi edinmek dediğimiz kavram özellikle günümüzde her yerde var. Tuşa basıyorsunuz, her yer bilgi. Onu yönetebilmek için deneyimlemek gerekiyor. Sahada olmak gerekiyor. Bunun da en erken dönemde gönüllü halimizde olacağız. Belki karşılık beklemeden olacağız. Ondan sonraki zaten biz o bilgiyi deneyimleyerek öğrendikten sonra onu üreten hale dönüşeceğiz. Üreten bilgi de bir değer olacak ve değerimizin karşılığını zaten para olarak, yetki olarak, itibar olarak almaya başlayacağız. Yani süreçte onun için genç arkadaşların ilk başta kendilerine yatırım amaçlı olarak deneyimlemelerini öneriyorum. Cesaretli olsunlar. Yani bir bebek bile dizleri acıdığı zaman ayağa kalkmayı öğreniyor. Sadece anatomik yeterliliğe geldiği zaman değil. Dizleri acıyor ve ayağa kalkması lazım. İnsanların küçük, onun için kendini zorlamaya ihtiyaçları var. Ve o süreç ancak onları ayakta tutar hale gelebilir. Genç arkadaşlara da bu makul zorlanmaları öneriyorum. Yoksa bir şeye bekler halde kalırlar. Beklemek de akmayan bir ırmağa benzetir insanları ve yavaş yavaş yosunlanırlar ve çürürler. Buna depresyon diyoruz zaten biz. Hareket halinde olmanın önemi var. Tam tersi durumda da artık iş olmaktan çıkıyor. Hobi olarak yaptığımız ve yaptıkça da zevk aldığımız bir alan haline harika bir şey söylediniz. Evet, kendi enerjisini yaratıyor zaten. Yani aynı ben görüyorum şu anda mesela akülü bisikletler var. Bir yandan pedal çevirirken aküsünü dolduruyorsunuz. Zorlandığınız zaman o aküyü kullanıyorsunuz. Ona tekrar pedal çeviriyorsunuz. Yani iş de böyle bir şey. Kendi yarattığı o fizyolojik fiziksel koşullarının zorlantısını siz oradan aldığınız keyifle enerjiye dönüştürüyorsunuz. O zorlantınınla ilişki kurmanın enerjisine dönüştürüyorsunuz. Dolayısıyla başlamak önemli bir şey. İşte olmadığı takdirde çevremizde sağdan soldan duyumlar alıyoruz. Neden işten ayrıldın? Bana göre değildi ya da mutlu değildim. Özellikle mutlu değildim yorumu
bazı dönemlerde çok sık karşılaştığımız bir yorum olabiliyor. Evet. Erken yaşlarda bu bence geçerli bir mazeret değil. Çünkü mutlu olmama haline rağmen bile orada öğreneceğim bir şeyler varsa o makul zorlanmaları ben orada yapmalıyım. Çünkü orada mutluluk dediğimiz şey olmuşları toplama dediğimiz bir döneme denk geliyor. Yani erik ağacında erikler olar ve onu toplarız biz. Ve niyetliyse, gerçekten niyetliyse. Dolayısıyla başlangıçta evet mutluluk bizim için önemli ama birinci şart değil. Birinci şart orada bilgiyi üreten ve onu katma değere dönüştüren kapasiteye gelebilmek adına mutsuz olsak da, yorumsak da çabalayacağız. Birinci bize düşen bu. Biraz çantamızı dolduracağız. Dolduracağız, evet. Süper. Şimdi Bahattin Bey, ben bir ayrım yapmak istiyorum. Belki azalmıştır, evet, ama 3 meslek alanı, bu 3 meslek alanını yapan kişiler arasında, halkımız arasında varsa yanlış inanış, birazcık onun üstüne gitmek istiyorum ki farkları, ayrımları söz konusu olsun. Psikolojik rehberlik ve danışmanlık, psikolog ve psikiyatr. Bunlar bazen rehber öğretmenle psikolog birbirinin içine girebiliyor ki yanlış. Ya da bazı psikologlara siz ilaç yazmıyor musunuz diye sorabiliyorlar. Kısaca bunların farkına bir değinirsek. Evet. Az evvel sizin de söylediğiniz gibi bu farklar oldukça artık ayırt edilmeye başlasa da hala daha birbirine karıştırılır yönleri var. Önce yönetsel tanımlarından başlayalım. Bir psikiyatr tıp fakültesi mezunu olduktan sonra TUS sınavına girip psikiyatri ihtisasını kazanıp oradan mezun olduktan sonraki alınan ünvan ve ruh sağlığı alanında hem medikal tedavi uygulayan, yani ilaç tedavisi uygulayan, hem de psikoterapi tedavisi uygulayan hekim. Tanımı bu. Tıp alanından mezun diyoruz. Tıp fakültesinden mezun olacak. Sonrasında TUS sınavına, ülkemiz için bakacak olursak TUS sınavına girecek, tıpta uzmanlık sınavına. Orada psikiyatriyi kazanacak. 4 senelik bildiğim kadarıyla ihtisası var, 4 veya 5 sene tam hatırlamıyorum şu anda. Onu bitirecek. Ondan sonra psikiyatrist ünvanıyla alanında hizmet vermeye başlayacak. İki alanda yetkinliği söz konusu oluyor buradan bu ünvanı aldıktan sonra. Ruh sağlığı alanının medikal hizmetini veriyor olacak. Yani hem farmakolojik ilaç tedaviyle hem de diğer yöntemlerle ilgili medikal hizmeti hem de psikoterapi hizmetini verme yetkisine sahip kişi. Psikoloji ise psikolog olmak tanımı içinde baktığımızda üniversitelerin şu an için edebiyat fakültelerine bağlı olarak konuşlandırılmış psikoloji bölümlerinden mezun olmak, eğer klinik alanda hizmet verilecekse, o alanı konuştuğumuz için söylüyorum, klinik yüksek lisansını tamamlamış olmak, bundan sonra da psikoterapi yapabilir hale geliyor mesleğimizin icrası. Yani 4 senelik lisansın üzerinden danışan alabiliyor. Psikoloji mezunu olduktan sonra da danışan alabiliyoruz. Ama o noktada bir klinik psikoloğun gözetiminde veya bir psikiyatristin gözetiminde almamız gerekebiliyor. Klinik psikolog olduğumuz zaman bu alanın yetkisine, psikoterapi yapma yetkisine sahip oluyoruz. Bu 2011 yılında çıkan kanunla, psikolog ve klinik psikolog tanımı kanununla da netleştirilmiş halde. Psikolojik danışmanlık ise üniversitelerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun olup alanında yüksek lisans yapabilir, oradan klinik yüksek lisans da yapılabiliyor. O alanda daha çok eğitim psikolojisi alanında çalışmaya yönelik bir lisans programı. Böyle söyleyebiliriz. Az evvel ikinci sorunuzda okul psikologlarıyla rehberlik danışmanlık arasındaki fark nedir dersek ise, bu fark daha ince bir fark. Ülkemizde uygulamada bu farkı net görebilmek mümkün değil. Her ikisi de aynı işi yapıyor gibi görünüyor ama evet, akademik bir farkı var. Psikoloji danışmanlık ve rehberlik uzmanları öğrencilerin akademik uyumlarını, öğretmeniyle, okul idaresiyle, performanslarıyla olan uyumlarını ele alan ve o noktada hizmet veren bir alan. Okul psikologları ise çocukların içsel dünyalarındaki gelişimsel çatışmalar, aileleriyle oluşan gelişimsel çatışmalar, okulun disipliniyle ilgili olan alanlar, yani çocuğun ruh sağlığı sınırlarına giren alanla ilgili çalışılan bir disiplin. Bunlar birbirine yakınlar, işbirliği içindeler. Yani Türkiye'deki uygulama alanına baktığımız zaman bu kadar ayrım söz konusu olmayabiliyor. Bazı alanlarda olabiliyor. Ama temel ayrımını böyle yapabiliriz. Ama olması da gerekiyor. Olması da gerekir çünkü. Çünkü karşınızdaki öğrencinin sizi algılayış biçimi yaptığınız işle oluyor. Yani siz eğitim danışmanlığı ve performansa hizmet ederken
çocuğun iç dünyasında klinik alana hizmet ettiğinizde birbirini etkileyebilir unsurlar oluyor, olumsuz unsurlar olabiliyor. Özellikle bunları yönetmek bir problem için oluşturabilecek bir durum söz konusuyken bilmeden hata evet yapıldığı takdirde evet kötü sonuçlar da doğurabiliyor. Evet. Yani olmaz değil, bunlar olabilecek örnekler. Evet, karşılaşabiliyoruz. Bu farklılık bilgisi için de teşekkür ediyoruz. Şimdi İş hayatınıza geçiş sürecine değinmek istiyorum ama zaten siz hep iş hayatının içindeymişsiniz. Evet, 9 yaşından beri bir şekilde çalışıyorum. Amcalarınızın yanında, babanızla beraber balık tutmaya gitmek aşaması evet olsun, farklı alanlar olsun, hep hayatın içinde olduğunuz için zaten hep iş hayatının içindeymişsiniz evet ama masanın karşı tarafında oturan, yani iş başvuru sürecindeki aday değil, adayı seçen pozisyonuna geldikten sonraki ben biraz tecrübelerinizden faydalanmak istiyorum. Mülakat aşamasında nelere dikkat etmek gerekir? Evet. Buradaki birkaç maddede tanımlayacağımız ana konular var. Önce hangi işe başvurduğunu kişiler bütün yönleriyle anlamalı. Bilmeli demiyorum, anlamalı. Yani bilgi bizde daha nesnel bir şeydir. Anlamak ise ona bir ruh katmaktır. Bilgi sadece bedendir, anatomik bir dokuya benzer ama ona ruh katmak için onu anlamak ve anlamlandırmaya ihtiyaç var. Gittiğiniz yerde nasıl bir işe gideceksiniz? Bunu anladığınızda o işin kendinizle ilgili olan yönlerini daha etkin sunarsınız. Çünkü karşınızdaki kişi, sizi seçecek olan kişi sizin o işle ilgili yeterliliklerinizi birkaç boyuttan ölçmeye çalışıyor. Kişilik özellikleriniz o işe uygun mu? Teknik yeterlilikleriniz o işe uygun mu? İlişki kurma biçiminiz o işe uygun mu diye bakmaya çalışıyor. Ve kurum kültürüne uygun musunuz? Kurum kültürüne uygun musunuz? Çok isabetli söylediniz. Bütün bunlarla alakalı sizi 4-5 yönden tanımaya çalışıyor. Dolayısıyla siz kendinizi, işi anlarsanız onun ne beklediğine uygun şekilde anlatma fırsatı bulursunuz. Ve motivasyonunuz da bunun üzerinden oluşur. Çünkü sadece sizde bunları bulması yetmeyecek, bunları nasıl sunduğunuza da bakacak sizi seçen kişi. İşi anlamak bunlardan en önemlisi. İkincisi, gittiğiniz iş yerini muhakkak tanıyarak gidin. Özellikle günümüzde bunun çok imkanı var. Hangi sektörde iştigal ediyor, o firmanın tarihsel süreci ne, ürünleri neler, nereye mal satıyor, onlarla ilgili neler olabilir, bir tasarımlarda bulunun, yani nerelerde iyi güçlü yönleri olabilir, nerelerde zorlanabilir. Bunlarla ilgili bir fikriniz olsun. Gittiğiniz yer çünkü sizin ne kadar motivasyonlu ve ne kadar merak ve keşif duygusu içinde olduğunuza da bakacaktır. Bunlar bu türlü veriler verir bize baktığımızda. Üçüncü alan ise işin gerçekten size istediğiniz, size uygun olup olmadığını anlayacağınız bir niyetle de oraya gidin. Yani işe mutlak gireyim amacıyla değil, hakikaten bakalım benim zihnimdeki ön bilgiyi bulabilecek miyim? Gittiğiniz iş yerinde bunu da anlamaya çalışın. Çünkü bir işe başladığınızda diğer iş arayışlarını belirli bir süre askıya alırsınız. Dolayısıyla siz de doğru bir işe başlamalısınız. Eğer böyle bir illaki bir işim olsun anlayışı içinde değilseniz, kendinize uygun bir iş arıyorsanız, gittiğiniz yerde işletmenin de nasıl bir işletme olduğunu tanıyıcı bir bakışınız olsun. Bunu bazen sorularla, çoğunlukla gözlemle bunu ele almasını öneririm mülakata giden arkadaşlarımızın. Başvuran adayımızın. Evet, başvuran adayımızın. Buradaki amaç %100 uygunluğu aramak değil. Az evvel de söyledik, genç arkadaşlar %51'i buldukları zaman bir işe başlamalılar. %100 bana uygun şirket, çok mutlu olurum. Çok öyle bir dünya olmayabilir. Özellikle çok mutlu olmak, %100 bana uygun diye bir kavram zaten hayatta yok. Yani öyle bir anlayışa gittiğimiz zaman hep sükut hayali, hayal kırıklığına uğruyoruz. Çünkü çok duygu odaklı bir perspektif oluyor bu. Makul oranda bana uyar, gelimizden geleni yapacağız, hayatın gerçekleri bunlar diyeceğiz. %51'i bunun içine giriyor ve orada çabalamaya başlayacağız. Dolayısıyla tek boyutlu değil, biz de o işe uygun muyuz diye bakmanın önemi var. Bir boyutta burada o işletme sizi alırken hangi niyetle alıyor ona bakın. Yani sizin teknik yeterliğinizin seviyesi üzerinden mi alacak, ilişkisel etkinliğiniz üzerinden mi alacak, size yatırım amaçlı mı alıyor, genç arkadaşlar için özellikle mesela yatırım amaçlı alır. Dolayısıyla neyi sunmanız gerektiğini de önceden kestirmiş olursunuz ve algınızı yönetirsiniz. Orada birazcık mesleğin çerçevesi, yani görev tanımına da farkında olmaları gerekir diye düşünüyorum. Tabii. Çünkü şöyle bir negatif örnek geldi aklıma.
bir firmadan bir iş ilanı gelmişti zaman geçmiş yıllarda. İş ilanındaki aranan nitelikler tamam, onu geçtim ama görev tanımına bakıyorsunuz. Halkla ilişkiler mezunu mu istiyor, sekreter mi istiyor, sosyal medya yöneticisi mi istiyor? Kafam karıştı, en son firmayı aradım. Siz ne istiyorsunuz? Kimi istiyorsunuz? Evet, evet. Adaylar da keza aynı şekilde. Benim görev tanımım bu. Ben bu alana giremem ya da girmek istemem ya da uzmanlığım değil gibi değişebilir. Kendi çerçevelerini çizebilirlerse daha sağlıklı bir görüşme olur diye düşünüyorum. Çok önemli bir şey söylediniz. Az evvel ki o benim üçüncü madde olarak söylediğim, kendileri de o işi tanısınlar, gittikleri yerde izlenimlerini edirsinler dediğim tam da buraya denk geliyor. Biraz açmışız. Evet, çok isabetli bir açış oldu söylediğinizde. Tam da oraya denk geliyor çünkü doğru yanlış yok aslında bir işte, uyup uyup uymamak var. Ben buna böyle bir örneklerle anlatırım, metaforlar kullanırım. Yani beşlik somunla üçlük civata birbirine uymuyorsa uymuyordur. Yoksa onları iyi kötü yapmaz o. İyi veya kötü değillerdir. Sadece uymuyorlardır. Bazı işler de bazılarına uyar, bazılarına uymaz. Uygun olup olmadığını anlamaya çalışacaklar adaylar. Eğer uygun olmamalarına rağmen kendilerindeki bir tamamlaması gereken alandan dolayı kendilerini uygun görmemişlerse, o alanda da devam etmek istiyorlarsa da o alanlarına yatırım yapacaklar. Kendilerini besleyecekler. Tabii bazen bu bilişsel bir yeterlilik olur, İngilizce gibi, yani yabancı dil gibi, efendim, teknik bilgi gibi. Bazen bir ilişkisel yeterlilik olur, kendini sunma, efendim, özgüvenliği, kendini ifade etme gibi. Yani hangi alanda kendilerini tamamlamaları gerekiyorsa, etkinleştirmesi gerekiyorsa daha doğrusu, o alanda yatırım yapacaklar kendilerine. O zaman firmayı tanımak, firmanın da kendilerinden ne istediğini bilmek gibi kısaca özetleyebiliriz. Özetleyebiliriz o noktada, evet. Ve bunun için ön hazırlık yapmış olmak. İllaki. Şimdi eski dönem demeyeceğim de geçmiş yıllarda firmalar personel seçebiliyordu. Artık günümüzde sizin bu söylediğiniz çerçeve dahilinde aday arkadaşlar da firma çok rahat seçebiliyorlar. Bu konuda artı ya da eksi bir düşünceniz var mıdır diye sorsam? Yani bence olabilir. Kendini seçim hakkını gerçekçi şekilde kendinde gören adaylarımız varsa seçsinler tabii ki. Yani hem bilişsel yeterlilikleri ve yetkinlikleri, aynı zamanda ilişkisel yeterlilikleri ve yetkinlikleri, motivasyon yeterlilikleri ve yetkinliklerini kendilerinde barındırıyorlarsa, gerçekçi algılayışlarını kendinde görüyorlarsa, tabii ki onlar da seçim hakkına sahipler. Seçici olduğu takdirde şuna bağlamak istiyorum çünkü, bir kendi alanıyla alakalı seçici davranmaları, özgeçmişlerinde kendilerine yeni bir artı sağlayacaktır. Şeyi kastetmiyorum ama yanlış da anlaşılmasın. Öğrencilik yıllarında yapılan part-time çalışmalar, alan dışı yapılan çalışmalar, onları kastetmiyorum. Onlar her şekilde bizi öğrenciyken besler ama mezun olduktan sonraki alan dışı çok fazla görev tanımına uygun çalışmaları kastediyorum ben. Bunun olmaması daha sağlıklıdır diye düşünüyorum. Çünkü özgeçmişinizde A bölümü mezunusunuz ve buna uygun bir iş yapmanız gerekirken BC alanlarına sarkmışsınız gibi bir durum söz konusu olabilir. Evet. Şimdi bunu söylediğiniz, eğer temeli yoksa bunun, yani sizde adayda bir yeterlilik temeli yoksa dağılabilir. Ama yeterlilik temeli olma ihtimali varsa veya varsa, biz buna multidisipliner çalışmalara yatkın kişiler de diyoruz. Yani tek bir alanda uzmanlaşan değil, diğer disiplinlerle de entegre olabilen zengin bir kişilik ve zengin bir yeterlilik hali de diyebiliyoruz. Şu anda mesela bir mühendis bir sosyal bilincimle beraber çalışabiliyor. Örneğin günümüzde bilişim teknolojisi çok gelişmiş. Yapay zeka yazılımcılarının en büyük işbirliği yaptığı kişiler deneysel psikologlar. Yani onlarla beraber bu süreç ele alınıyor. Mesela benim zaman zaman yaptığım çalışmalar vardır. Endüstriyel tasarım ürünlerine de tasarlarken benden destek alırlar. Çünkü onları insanlar da kullanacak. İnsanların kullanım alışkanlıklarıyla o ürünün özelliklerini buluşturduğunuzda o ürünü satabilir hale getiriyorsunuz. Kafada birazcık daha net anlaşılması açısından o konuda bir somut örneğiniz var mı? Mesela bir arkadaşımla bunu ele almıştık. Bir endüstriyel tasarım firmasında alışveriş merkezi arabası tasarlamasını istemişti bir firma. Onun içeriğinde neler olacağı konuşuyorduk. Mesela bir benim ona önerilerimden bir tanesi, tabii amaç ne burada işletmenin? Fazla ürün satmak. Ben dedim ki arabaya
oradaki bütün şişelerin koyulabileceği bir hazneler yapalım, delik hazneleri. Yani orası boş kalma durumunda olduğunda birisi alır, müşteri muhakkak onu doldurmak ister. Yani insan dürtüsü boşluğu doldurmak üzerinedir. Oraya, onları öyle hazır hale getirelim, insanlar alası olmasa bile alır. Tamam, bu bir pazarlama taktiği, etik olarak tartışılabilir ama ürünü satmak istiyorsan, insanların o tasarım içinde onları almaya teşvik edecek, satın alma güdüsünü de oluşturacak bir tasarım oluşturabiliriz demiştik. Onun için bir de aynı zamanda güvenli olsun, camları da kırılmayacak şekilde oraya koydukları zaman sabitlensin. Mesela böyle bir şey yaptık. İnsanın satın alma dürtüsünü ortaya çıkarıcı bir alışveriş merkezi tasarımı, arabası tasarımı yapabilir miyiz diye. Bu multikültürel bir disiplinlerin arası bir ilişkiydi. Yani kısaca mesleklerin birbiriyle temas halinde olması. Evet, ve gelecek bunun üzerine, hatta şimdi bunun üzerine. Yani tamamen bu perspektifte gidiyor. Her şey çünkü insanın belirlediği unsurda gidiyor. Mühendislikte insan, efendim, sosyal bilimlerde insan, hatta insanın beyin yapısı sağ sol beyin diye böyle birbirinden farklılaşabilir. Sol beyin daha dil ağırlıklı, daha analitik, daha mühendislik. Sağ beyin ise daha sezgisel, daha ilişkisel. İkisinin bir araya geldiği, bir de birbirine bağladığı corpus callosum diye bir bağ var beynin yapısında. Mesela kadınlarda biraz kalın o. Kadınlar her iki alanı onun için daha iyi entegre olabiliyorlar. Erkeklerde biraz daha ince. Bunlar veriler tabii. Biraz daha teorik veriler. Bunlar deneysel çalışmaları çok net değil. Ama iki tane beynimizin bölümü var. İşte biri mühendislik, biri ilişkisel. Ve ikisi bir arada olduğu zaman biz anlam kazanıyoruz. Dolayısıyla biz de hayata kendimizi yansıtıyoruz aslında. Dolayısıyla multidisipliner çalışmalar bunun için çok önemli. Tek boyutta kendimizi zenginleştirmek kıymetli ama günümüz için ne mutlu olmak için ne de performans göstermek için yetmiyor. Muhakkak farklı meraklarımızı, hobilerimizi de çalışma hayatımıza entegre etmenin önemi var. Süper. Biraz da kurucusu olduğunuz sezgi psikolojiden bahsetsek, hı hı. Sektördeki yeri nedir, nasıl kuruldu, hangi alanlarda hizmet veriyor gibi bir sorudan ziyade, hı hı. Kimlere hizmet veriyor? Evet. Hedef kitlesi anlamında, çalışma grupları anlamında. Evet. Kısaca bahsedebilir miyiz? Sezgi Psikoloji'yi 2009 yılında kurdum ben. Kurucusu benim. Emekli olduktan sonra bir psikolojik danışmanlık merkezi olarak kurdu. İki alanda, endüstri ve klinik, daha çok klinik alanda çalışıyoruz. Ergen ve yetişkinlerle çalışıyoruz. Bir ekip halinde çalışıyoruz. Orada klinik psikolog arkadaşlarımız var. Öğrenci temsilcisi dediğimiz, eğitim verdiğimiz grubun destekçi arkadaşlarımız vardı. Kalabalık bir grup, 12 kişiye kadar çıkıyoruz orada şu anda. Klinik hizmetin dışında, yani ergen ve yetişkinlere psikoterapi hizmetiyle beraber, özellikle benim şu anda daha lokomotif olduğum genç meslektaşlarımıza yetkinlik eğitimleri programlarımız var. Sezgi Psikoloji bünyesinde verdiğimiz. Pandemiyle beraber başlayan noktada elektronik ortamı çok yoğun kullanıyoruz. Belli başlı terapi ekollerini verdiğimiz programlar bunlar. Bunun da çalışmalarını yürütüyoruz. Onun haricinde endüstri psikolojisi alanında da ulusal ve uluslararası büyük firmalara özellikle yürüttüğümüz yönetim ilişkileri, danışmanlığı ve eğitim programları var. Endüstri psikolojisi alanı %30'u kapsıyor. Son dönemde genç meslektaşlarımıza yönelik, ruh sağlığı alanında çalışan psikologlara yönelik, psikolojik danışmanlıklara, diğer mesleklere yönelik alanda çalışan eğitim bölümü de %30'u, %40'ı buldu. Ben yavaş yavaş klinik alandan ziyade daha yaşımında 51 yaşına geldim artık. Biraz da hocalık tarafına doğru kendimi evriltiyorum, öyle diyeyim. Ve orada da güzel çalışmalarımız gidiyor. Sezgi Psikoloji'yi takip edebilirler. Ve sanırım yakında bir şubesi olacak mı? Evet, Datça'ya bir orada ona ne diyelim, ruhsal detoks diyebiliriz. Belki biraz daha popüler ifadeyle oraya Sezgi Psikoloji'nin bir şubesini taşıyor olacağız. İnsanları oraya iki gün boyunca alıp orada hem kendilerini fark edecekleri, kişisel gelişim alanında kendilerini bütün yönleriyle tamamlayacakları bir program oluşturacağız. Bir psikoeğitimsel süreç, akademik tanımını böyle yapabiliriz. Orada insanlar gelecekler ve Datça'nın da keyfine varacaklar. Kalma mekanlarında olduğu bir yatırım olarak planladık orayı da. Süper. Son bir sorum olsun o zaman. Şimdi Sezgi Psikoloji'de hem ergenlerle hem yetişkinlerle çalışıyorsunuz diye biliyorum. Çok azalmıştır artık hani bir ergenin psikoloğa gitmem gibi bir
direnci diyelim, reddetmesi diyelim. Ailelerin bu noktadaki desteğini nasıl hissediyorsunuz? Yani aileler de bilinçliler, artık eskisi gibi değil. Yani eskiden kastım 15 yıl önceki gibi değil. Çocuklarının iyi eğitim almasını, iyi insan olmalarını, toplumla uzlaşı içinde olan, kendi sorumluluklarının farkında olan ve bunun için çabalayan bir birey olmasını istiyor ailelerin hepsi ve bunun için çabalıyorlar. Fakat bu çabalamalarına rağmen ergenlik dönemi zaten başlı başına bir fırtınalı dönem. Nasıl Karadeniz'de fırtına estiği zaman tekneyi batırmayacaksınız. Önemli olan dalgalara şikayet edemezsiniz dalgalardan. Onlar sizi sallayacak. Önemli olan batırmamak. Ergenlik dönemi de böyle bir dönem. Yani fırtınaya benzer bir dönem. Batırmadığınız sürece sallanmayı kabul edeceğiniz bir dönem. Aileler de bunun oldukça bilincinde artık. Fakat buna rağmen artık profesyonel ruh sağlığı desteği herkes için yaygın hale geldi. Ergenler gene dirense de en azından ilk seansa getirmek için çocuklarını ikna etmeleri önemli. Zaten ilk seansta terapistin de becerisiyle o bağ kuruluyor. Ergenlerle bağı kurmak hem kolaydır hem çok zordur. Bir sefer kurulduğu zaman zaten sizi bırakmazlar. Aradıkları zaten model alacakları, biz ona aynalanma diyoruz, bağ kuracakları birini ararlar bir anlamda baktığımızda. Bunu onun için ailelerden bir sefer o ikna etmelerini öneririz. Kendileri zaten istiyorlarsa muhakkak böyle bir hizmeti kendilerine sunsunlar. Bunlar devletin kurumlarında ücretsiz de veriliyor. Profesyonel olarak da ücretli de gidebilirler. Bazen de ailelerin çocuklarını getirirken ya sadece senin için değil, bizim seninle kuracağımız ilişkinin de etkinleşmesini istiyoruz. Dolayısıyla sadece senin alacağın bir destek için değil, biz de destek almak istiyoruz. Sen bize yardımcı ol. Bu yardımcı olma süreci içinde psikolog seninle de görüşmek istedi. Üzerinden de bir şey yapabilirler, öneride bulunabilirler ergenlere. Çünkü şeyden dolayı kadın ve erkek diyeyim, evlendikten sonra ilk çocukla beraber anne ve baba rolünü üstleniyorlar. Evet. Onların da zorlandıkları durum olsa gerek. Çünkü özellikle ilk çocuklarda, ben de bunun çok acısını çekmiştim zamanında. Anne baba olan kadın erkek İlk çocukla beraber o ilk çocuğun büyüme sürecine göre, yaş gruplarına göre farklı sıkıntılar, sorunlar oluyor ve onları da ilk kez görmüş oluyorlar. Evet. Onlar da anne babalığa doğma mücadelesi içindeler orada. Onların da bir öğrenme çabası olması gerekiyor. Onlar da bir öğrenme sürecinden geçiyorlar çünkü böylece her karşılıklı olsa gerek o fayda sağlama. Tabii öyle oluyor. Zaten oradaki ilişkiyi biz referans alıyoruz. Yani bize geldiği zaman ergen mi aile, orada onlardaki tırnak içinde psikopatolojiyi veya uyumsuzluğundan ziyade aralarındaki ilişkideki uyumsuzlukları, adaptif olmayan alanları, zorlanılan alanları daha merkeze aldığımız ve onları bütün taraflarla beraber çözdüğümüz. Yani ilişkiyi, uyumsuz ilişkiyi karşımıza koyuyoruz. Ergen, aile ve terapist olarak biz üçümüz o ilişkiyi düzeltmeye çalışıyoruz. O ilişki düzeldiği zaman zaten o ilişkiyi bir toprağa benzetirsek oradan ergen de besleniyor, aile de besleniyor. İnsanlar beslendiği toprakta da mutlu oluyorlar. Beslenemezlerse göç ediyorlar. Tarih boyunca göçler böyle olmuş mesela. Amaç da mutlu olmak zaten. Evet, hayatın amacı değil. Sürdürülebilir bir ilişkinin olması. Mutlu olmak önemli ama mutsuzluk alanları da yıkıcı olarak algılamamak da önemli. Çünkü hayat her zaman pozitif alanda akmaz. Yani mutlu olamamayı sağlayabilmek mutsuz olmak demek değil. Ya da kabullenmek. Evet. Kabullenmek bazen, bazen beklemeyi öğrenmek, çayı bile demlensin diye beklemiyor muyuz? Tabii. Gibi. Teşekkür ediyoruz o zaman. Evet. Sevgili Bahattin Göktan, katılımınız için biz teşekkür edelim. Vakit ayırdınız, davetimizi kırmadınız, geldiniz. Hem iş hayatınızda başarılar dileyelim, özel hayatınızda da mutluluklar dileyelim o çok zaman. Çok teşekkür ederim Remzi Hanım. Ben de çok mutlu oldum. Benim için de çok keyifti. Mezun olduğum üniversitede genç mezun adaylarına, mezun olmuş yeni arkadaşlarıma bir rehber olabilsem ben de çok mutlu oldum, şeref duydum. Umarım olmuşuzdur. İnşallah. Gelecek programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler dileriz.